Hama peygamberlerden kop kengen bitti söz var. Eğer üyelmesin, hakla yeniye kıldırken. Eğer üyelmesin Allah'tan, üyelmesin adamlardan, hala yeniye kıldırken. Rossiyada yurgan yurtdoshlarimiz diqqatiga. Moskva, Ryazan shaharlaridan Qozog'istonga kirdi chiqdi xizmatlarimizni taklif qilamiz. Reyslar har kuni kechki soat 8 da mavjud. 1,5 kun ichida borib qaytiladi. Hujjatlarida muammosi borlarga ham yordam. Mana hadisdan olinadigan xulosalar. Mavzuda aytdik, musulmonga bir aziyat yetsa, bir mashaqqat kelgan bo'lsa, bu mashaqqat yengillik, yaqinlik ekanligini alomati. Tunni eng qorong'i qismi soat 2 deb e'tibor qilsak, soat 2:00 da tun rosa qorong'i bo'ladi. Endi 2 dan 1 sekund o'tishligiga qarab yuradi. Tushunarlimi? Cho'qqiga chiqqan narsa nimasi bor? Qiyomatga yetgan narsani zavolga ketishligi bor. Demak, musulmon odam ustiga bir qiyinchilik mashaqqat kelsa, cho'qqisiga chiqadi va albatta nima qiladi? Pasayadi. Hadisdan olinadigan saboqlar. Birinchidan, Banu Isroil doimiy suratda jamoat bo'lib yuvinar ekan, yalang'och holda yuvinishar edi. Doimiy suratda ushbu takrorlanganligi uchun bu narsani gunohligini, bu narsani aybligini bilishmay qoldi. Odatda ayb gunoh bo'lgan narsa bir qavm ichida fosh bo'lsa, yoyilsa, hamma qilayotganligi uchun bu aybligiga muammo qoladi. Oddiy narsa bo'lib qoladi. Ha, bir paytlar hamma aroq ichgan paytda aroq ichishlik hech narsa emas edi, oddiy ish edi, erkaklar qiladigan ish edi. Qimor o'ynasa, ha, o'g'il bola o'ynaydi qimorda deyilardi. Ikkinchidan, Musa alayhissalomning Rabbisiga bo'lgan to'ati qattiq edi. Hayoli edi. Hammani oldida yalang'och cho'milishlikdan uyalar edi, hayo qilar edi. Birodarlar, hamma payg'ambarlardan qolib kelgan bitta so'z bor. Agar uyalmasang, xohlaganingni qil degan. Agar uyalmasang Allohdan, uyalmasang odamlardan, xohlaganingni qil. Bir davrlar bo'lgan. Hammomlar umumiy bo'lgan davrda albatta kiyimsiz kirishlikka majbur qilinadi. Toki mana shu narsa ham oddiy bo'lsin, bu musulmonlarning ko'zi bir-birini avratlarga tushib, ko'zlari o'lsin, qalblari o'lsin. Shu davrlar ham bo'lgan, kattalarimiz biladi. Muso alayhissalom hayoli zot edi. Shuning uchun ukalar, bezbet bo'lishlik shustrilik emas. Tushunarlimi? Bir odamda hayoti borligi iymonni belgi, borligini belgisi. Uyatchan bo'lishlik ayb emas. Hayoli bo'lishlik iymonni belgisi. Hayo nimadan? Iymondan. Uchinchidan, bu Banu Isroilni yomon gumon qilishlik kasali borligi uchun, yomon gumon qilishlik kasali borligi uchun Musa alayhissalom haqida ham yomon gumon qilishdi. Inna ba'za zanni ism. Alloh taolo aytadi, gumondan ehtiyot bo'linglar. Chunki gumonlarning ba'zilari gunoh. Ani uyalayotgandir deb turib to'g'ri gumon qilishidan o'rniga Banu Isroil nima qildi? Musoni aybi bor-da, o'shuning uchun nima qilmayapti? Biz bilan yalang'och cho'milmayapti. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam haqida ham shunday bir so'zlar aytilgan. U zotga bir ta'na toshlar otilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda mana hayotidan bir xulosa oladigan bo'lsak, Ibn Mas'ud rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz g'azovatda tushgan g'animalarni taqsim qildi. Shunda ansorlardan bittasiga ozroq tegib qo'ygandi shekilik. Vallohi dedi. Muhammad bu ishi bilan Allohning yuzini ko'zlamadi dedi. Adolat qilmadi dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga men so'zni borib yetkazdim dedi Ibn Mas'ud. Rasululloh norozilikdan yuzlari o'zgarib ketdi. Keyin Alloh Musoni rahim qilsin. Tahqiq bundan ham ko'proq azoblarni eshitgan paytda sabr qilganda deb qo'ydi. 4-chidan. Doimiy suratda ana shu gunohlarni qilinishligi boyatganimizdek, u ishni gunoh ekanligini odamlar unutib qoladi. Qanaqa ishlar bor shunaqa?
bizim hayatımızda hazır gününde. O yok ekan dışkanaka. Nomahramlar bilan qo'l berib ko'rishlik. O'g'il bolalar, ehtiyot bo'linglar shu narsaga. Bir erkak, bir ayol nomahram qo'l berib ko'rishganidan ko'ra shu musulmon erkakning boshidan temir qoziq qoqilib, tovonidan chiqqanligi afzalroq deydi. Musulmon axloqi degan darslarni qo'linglarga berdingizkina. Eshitdinglar-da? Musulmonda ziyoratdagi axloqi, shunda birovning uyiga shunday kirib kelaverishlik. Bormi? Ha, o'zimiz akaxonni uyib qo'yadi. Allah çoğu kilit geliyorlar. Mümkünmez. Haram biraderler. Halvette kabuğu muydu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Bir ayol bulan bir erkek yalnız kalmasın dese al-humu deyişti. Şu ayolun erini yakınları bulsa ki dedi. Küyağın hakimkeleri. Al-humu maut, maut, maut dedi Peygamberimiz. Ölüm, ölüm, ölüm dedi. Kaynakası bulan kendini yalnız kalmasın diye yaptı Peygamberimiz. Bizi kulağımız yok muydu bu? Lekin şeriat bu. Peygamberimiz ölüm mümkünmez de yaptı mı? Tamam. Çünkü o şekilde adet bu koyan işlerimiz var buradalar. Kareler. Bu beni yapınmaz bu. Şunuyla bu şeriat bu. Biz imamımız, bizge savallar bulan kelişadı, hat yazışadı, başa kıladı. Eşittir buradalar kıylanemiz. Bizi yurtta, bizi halkta ortasında bul etmiyor şu muammada deseyiz. Ha deydi. Bizde bul yaptı deydi. Ne demek ki buna kabul edersiniz? Bana çünkü o şey geldi. Arıkları boşta tosup koyulmaya masiyatta. Kiçkine arıkçılardan toplanıp durup katta köl bu kolu yaptı. Demek günah bugün, masiyat bugün işte davami surette kılıçlık insanın ki bu nasanı günahda günah ekeni yine isten çıkar gizip koyadı. اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَعَهُ حَسَنًا فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِيلُ مَنْ يَشَى وَيَهْدِي مَنْ يَشَى. Axir qilgan yomon amali o'ziga chiroyli ko'rinib, uni go'zal amal deb o'ylagan kimsa Alloh haq yo'lga hidoyat qilgan zot kabi bo'lurmi? Zotan Alloh o'zi xohlagan kimsani yo'ldan ozdirib va o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur. Kompas nimaga kerak desa, dengizga chiqqan dengizchilar. Shamol bo'ladi, yomg'ir bo'ladi, bulut ko'rinadi, yulduz ko'rinadi. Xullas ketayotgan yo'lini yo'qotib qolmaslik uchun kompasga soladi. Shunda kompas qaraydi, men qolib ketsam, men yurishimiz kerak ekan deydi. Kompasdan ana shu shimolni ko'rsatayotgan kompas shimolni ko'rsatadi. Shunga qarab yo'lini to'g'rilab oladi. Musulmonda ham kompasi bo'lishi kerak qo'lida. Shariat Allohga rozilik degan tomonni ko'rsatib turish kerak selkasi. Mana olib qarasa, kompasni ko'rsatyapti. Men qarab ketyapti. Ey, to'xta deydim, deb to'g'rilab oladi men qarab. Hozir nimani to'g'rilayapti sizlarda? Hozir kompasimizni to'g'ri yapsamamiz birodarlar. Kompasimiz to'g'ri ko'rsatadi, faqat kompasdan chiqib ketib qolamiz. Tez-tez qarab turish kerak. Tez-tez qarab turish kerak. Chunki urf-odatlarimiz, qil o'rganib qolgan ishlarimiz shariatga tushadimi, tushmaydimi qarashimiz kerak. Bizchi birodarlar, boshqalardan farqimiz bor. Bizning Qur'onimiz bor, bizning payg'ambarimiz qoldirgan sunnatimiz bor. Shunga qarab yashaymiz. Nima desa yetib keta olmaymiz. Tosh xuddi tirik odam singari yurib ketdi. Bu Alloh taolaning qudrati edi. Qarang, Musa alayhissalom haqida yomon gaplar gapirildi, tosh qochib ketdi. Musa alayhissalom chataq bo'ldi deb quvolab ketyapti toshda. Lekin ziyoniga bo'ldimi, foydasiga bo'ldimi Musa alayhissalom? Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrul lakum. Ey mu'minlar, sizlarga bir ish yoqmaydi hayotingizda sodir bo'ladi. Sizlarga yoqmaydi, nazaringizda zararga o'xshaydi. Bekar bo'ldi bu narsa deysiz. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrul lakum. Ehtimol yaxshilikdir. Qayoqdan bilasiz? Yaxshi ham bu shunchi bo'lmaganim. Borsa munchaga tushardim ekan. Birodarlar, mo'min odamga yaxshilik kelsa ham foyda, unga yoqmaydigan yomonlik kelsa ham foyda. Faqat bo'yi kompasiga qarasin. Chunki bizga qaysi narsa yaxshi narsa, qaysi narsa yaxshi yo, qaysi narsa yomon, biz bilmaymiz. Sobir mo'minni qilayotgan ishi o'tayotgan kuni zohirida zararga o'xshab ko'ringani bilan oqibati xayrli bo'ladi. Faqat Alloh bergan kunga rozi bo'lsin. Musa alayhissalomning avratini Alloh taolo Bani Isroilga ko'rsatib qo'ydi. Avratni ochishlik gunoh. Avratga ko'z bilan qarashlik gunoh, ammo avratlarni til bilan ochishlik undan ko'ra kattaroq gunoh. Rozimisizlar? Birovning avratiga bir qaragan odamni gunohi bir qaradi, to'xtadi. Bir qaradi to'xtadi. Ammo tili bilan birovni avratini ochayotgan odamni gunohi to'xtamaydi.
siz burada avratını açıp yaparsınız, sizden eşli bitersi yaparadı, bunu mu buladı? Şunun için Musa Aleyhisselam mı aybıdı, Musa Aleyhisselam mı avratını tümme açıyken Banu İsrail'e bir madde Musa Aleyhisselam'ı kürsatıp koyup durdu avratını. Bunlar da ağzını nemak koydu, tiyip koydu. Enbiyaların hulkı ve halkı kamil buladı. Ta ki kafirler bunlar gibi bir tane malamat kılmasın. Ahlakı yan kamil bugün, cismanın hem kamil bugün bunlar. Taşını kattık uğruşluğu Musa Aleyhisselam'la. Hayasını kattıklığı bir işare. Banu İsrail'in kalpleri katıp etkenliği sebeple onlar gibi cüda köy mucizeler körsatılıyor. Allah Teala yuvarlayan peygamberlerin içi de Musa Aleyhisselam'ın şeriatı başka peygamberlerin şeriatından kattık bugün. Çünkü Banu İsrail şunca layık olup etken ki kim kegen İsa Aleyhisselam avval Banu İsrail'e haram kılınken bazı işlerini halal kılıp geldi. En katlık şeriat Musa Aleyhisselam'a verilen şeriat. Ana şu taşta izini kalıştığı Allah Teala'nın bir mucizelerden ki kim ümmetlerine bu nasıl hüccel denir onu da olsun. Allah Teala'dan kalplerimizin daim Allah'ın zikirine mail kılışını sorup dua kılamız. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Muhammed. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله için berge ihsonilarni Alloh o'zi qabul qilsin. Hurmatli jamoat, men sizlarga Alloh uchun so'ranaman va Alloh uchun sizlarga shu videoni ko'rsatyapman. Kellar jamoat, Alloh uchun sizlar ham boshqalarga tarqatib qo'yinglar. Shu uy tez kunda bitib, shu Jasmina ukalar bilan shu yerda yashab qolsin. Assalomu alaykum rahmatulloh. Alloh taolaga mahtalar bo'lsin. Allohning izni bilan mana Jasmina singlimizni bir necha oy oldin chiqarganidek alhamdulillah sahih insonlar tarafidan mana uyini shunda devorlari ko'tarildi alhamdulillah. Alloh o'zi qabul qilmasin. Biz aytdik Jasmina singlimizni hech kimisi yo'q, ukalari bilan shunda qiynalgan holatda. Mana alhamdulillah shu video chiqargandan beri sementi quyilib, devori bitib hozir alhamdulillah yaxshi insonlar tarafidan tunikalariga ham pul berilgan. Shunga yana oz qoldi hurmatli jamoat. Kelinglar, ertaga qiyomat kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga turishlikni Alloh barchamizga nasib qilsin. Albatta kimda-kim yetimni boshini silasa, albatta Alloh taolo u insonni albatta ajrlaydi inshaalloh. Buni juda ko'p eshitganmiz. Jasmina uchun mana uylari shu hozir tashlamalari va ichkilari, eshik romlarini oladigan bo'lsak, Allohning izni bilan yaxshi holatga bir yil ich bo'lmasa shularni bitta yoki ikkita xonasiga kirgizib olsak, siz bilan bizdan bir yilgi va shu oxiratimizga shu yaxshilik qolib qoladi. Jasmina singlimizni bitta ko'zlari og'riydi, ko'zlari yaxshi ko'rmaydi. Qarang, operatsiya qilaylik, o'zini lichina qilaylik desa, yo unga emas, shu uyim bitvasin deb qarang, uy joyiga harakat qildi. O'zini mana shu katta qizi ukalarimiz shu eng katta qizi bo'ladi. Shunga hurmatli jamoat, kelinglar shu Jasminani uylan bitirib qolishlikka befarq bo'lmanglar.